Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Survivor 2018 25 Haziran Pazartesi günü iletişim ödül oyunu analizine geçmeden önceki bölümleri hatırlayalım. Survivor 2018 23 Haziran Cumartesi günü neler yaşandı ve dokunulmazlık kimler kazandı? Eleme potasına 4 kişi çıktı. Analize başlayalım. Kıbrıs'a doğru yaklaşırken dokunulmazlık oyunları ve ödül oyunları önem arz ediyor. Ayrıca biliyorsunuz sona yaklaşırken ödüller daha kaliteli ve güzel olmaya başladı. 23 Haziran Cumartesi günü dokunulmazlık oyununu kazananlar belli oldu. Adem oyunu sakatlığından dolayı oynayamadı. Ayrıca Adem Kıbrıs'a doğrudan katılıyor. Büyük bir avantajı var. Bu nedenle de çok rahat. Ayrıca doktor izniyle dinlenmesi, ilerleyen süreçte Kıbrıs'ta çok işine yarayacak. Dokunulmazlık oyunu çok çekişmeli geçerken, erkeklerden Hime Cem sürpriz yaparken, kadınlarda Nagihan birinciliği kazandı. Ayrıca Nagihan da rahat, o da doğrudan Kıbrıs'a gidiyor. Konsey kuruldu ve eleme potasındaki isimler açıklandı. Eleme potasında 4 ismin olması herkesi şaşırttı. Hakan açıklamada bulundu. Nagihan'dan kendi ismini yazmasını istemiş. Aslında Hakan bir bakıma herkese meydan okumuş oldu. Peki planı ters teper mi? Adaya veda eder mi? Hep birlikte göreceğiz. Eleme potasındaki diğer isimler Damla, Anıl ve Tuğrabi oldu. 24 Haziran Pazar günü ödül oyunu oynanıyor. Bu oyunda gerçekten kritik, kazanlar için moral motivasyonu artıracak. Ayrıca büyük bir ödül sürprizi yarışmacıları bekliyor. Survivor 2018'de sona yaklaşırken, herkesin merakla beklediği, 25 Haziran Pazartesi günü, iletişim ödül oyununu kim kazanır sorusu, erkeklerden Adem'in sakatlanması, kendini iyi hissetmemesi, performansını etkileyebilir. Ayrıca Adem taktik yapıyor olabilir. Biraz olsun dinlenip, Kıbrıs finalinde, bomba gibi çıkmak istiyor olabilir. Fakat rakipleri, Anıl ve Hime Cem çok güçlü. Bu ikiliye dikkat etmesi gerekli. Eğer Adem kendini çok rahat hissederse, şampiyonluğu kaybedebilir. Biliyorsunuz son düzlük gerçek şampiyonun kim olduğunu gösterir. Kadınlarda ise Damla gerçekten inançlı bir kız. Gerçekten kendisini tebrik ediyoruz. Sakat olarak oyunlara çıkması, kendini zorlaması, hatta bazı oyunları bile kazanması gerçekten takdir edilmesi gereken bir durum. Fakat Survivor zor bir yarışma. Kendini bu kadar zorlaması Damla için kalıcı bir sakatlığa neden olabilir. Umarım kötü bir olay başına gelmez. Nagihan ise üst seviye bir sporcu. Bunu oyunlarda gösteriyor. Kıbrıs'ta şampiyonluk için elinden geleni yapacaktır. Son ikiye kalması mümkün gözüküyor. 25 Haziran Pazartesi iletişim ödül oyunu kazanan kim olacak? Sizce kim kazanır? Sizler de desteklediğiniz isimleri, tahminlerinizi ve kimin adaya veda edeceğini yorum kısmında belirtin. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.